Sabah aradım Aymer'i, konuştum. Senin plan iyi ama hiçbir şey çıkmamış. Yapma ya. Bir sürü şey izletmişler, göstermişler ama yok, bana mısın demiyor. Başka bir yol bulacağız o zaman. Abi boşuna uğraşmayın, yormayın kendinizi. Oho, sen de hemen yelkenleri suya indiriyorsun kardeşim. Tamam bu olmadı ama başka bir şey olur. Ne yapacağız abi? Kafasını odunla mı bulacağız? Saksı mı atacağız üçüncü kattan aşağı? Ne yapacağız? Ya bilmiyorum ama buluruz ya bir şeyler. Beyler, madem bu kız mutlu, Arda'yla da evlenmek istiyor. Yapacak bir şey yok. Hem Şebnem için en iyisi belki de budur. Hmm. Hemen peş ediyorsun yani. Efendim Hülya? Ya merhaba, ne yapıyorsun? İyiyim, oturuyoruz çocuklarla. Sen ne yapıyorsun, nasılsın? İyiyim ben de, sağ ol. Akşam işin yoksa bir şeyler yapalım mı? Yani yemek yeriz, bir şeyler içeriz falan. Olur. Akşam 7 gibi tekrar konuşalım mı? Tamam, olur. Görüşürüz. Görüşürüz. Ne yapıyorsun acaba? Acaba ne yapıyorsun? Ya delikanlıdan bu kadar çabuk pes eder mi arkadaş? Oo, beyler, hiç yoramayacağım kendimi sizinle. Ben kaçıyorum abi, haberleşiriz. Aa. Hadi, hadi görüşürüz. Çantandan Selim almış, tam sana verecekken de şey olmuş. Siz Arda'yla bir anda çıkıverince yetişememiş çocuk. Arkadaşlar performansınız gerçekten çok düşük, hata yerlerde. Eğer satışta çalışıyorsanız sektör değişmenin tam zamanı. Sen zaten geçen güne düşürdün cüzdanı. Bu aralar çok dalgın oldun sen. Kazadan önce de böyleydin sen. Aa, yeter be içim şişte, yeter tamam anladık. Selim'le cüzdan. Verin bakayım şunun telefonunu bana, ben şuna bir şarlayayım. Allah. Ha, söyle 0500. Efendim? Alo. Merhabalar, ben Şebnem Gürsoy. Telefonu kayıtlı zaten bende. Benim telefonum niye sende kayıtlı? Ya sen kimsin ki? Ne alaka yani? Neden telefonu kayıtlı? Neyse, gereksiz sorularla birbirimizi boğmuyoruz. İstediğimiz sorudan başlıyoruz. Hatta ben sana soru sormayayım, direkt emrediyorum ki yarım saat sonra sahilde ol. Gelirken de cüzdanımı getirmeyi sakın ha sakın unutma, tamam mı? Cüzdan... Abi hiç sızlanma hakkı yok şimdi. Yani ne araya girdi, ne ağrısı çıkardı, hiçbir şey yapmadık. Ben olacağım var ya, tutardım o Şebnem'i kolundan, hop derdim. Şebnem'e mi? Hayır, Şebnem'i kolundan tutardım, Arda'ya hop derdim. Ha, pardon. Ha. Sen kızı terk et, ondan sonra aklın başına gelince tıpış tıpış geri dön. Ama Şebnem, olur mu? Ya niye hala zorluyor ki? Ben onu anlamıyorum yani. Hayır, hadi diyelim ki evlendiler, tamam. Ama hep böyle olacağı ne malum abi? Değil mi? Tabii ya. Düşünsene, Şebnem bir uyanıyor, hafızası yerine geliyor. O zaman ne olacak? Cinayet sebebi, gebertir o Arda'yı. Abi kainata da yazık. Kız daha yeni hastaneden çıktı, yorgun, argın. Yazık yani ona da. Sana da yazık. Bana ne yazık? Sen konuştun mu kainatla? Ne alaka abi şimdi, beni bırak. Şebnem diyeceğine kainat diyorsun, farkında değilsin. Hadi ya. Ya gerçi... Hiç aklından çıkmıyor ki. Normal. Bence bekleme yapma. Hazır önün boşken bas gaza. Yoksa çok fena trafiğe takılabilirsin benden söylemesi. Özellikle Ege bölgesinde. Ege bölgesinde. Ya, espri olsun diye yaptık. Kolay gelsin. Merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyi. Sen? İyi. Var mı bir haber? Şebnem hakkında mı? Aha. Maalesef. Peki. Amin. Şimdi iş sırası değil. Aa, neden? Bence tam sırası. Hazır. Bu duruma düşmene sebep olan arkadaş da buradayken anlamadım. Anlayan anladı. Ege, şu para meselesini bir an evvel halledersen çok sevineceğim. Ege? Bir dakika. Nermin, ikimizin arasındaki işe kainatı karıştırma. Para meselesini de merak etme, en kısa zamanda halledeceğim. Şimdi eğer başka bir şey yoksa sana iyi günler.
Sana da iyi günler Ege. Yani önce Şebnem kendi başına çözsün bırakayım dedim ama olacak iş değil. Peki ne var aklında? Arda ile mi konuşacaksın? Bilmiyorum. Daha karar vermedim. Aa, merhaba. Hoş geldiniz. İyi günler Seniha Hanım. İyi günler. Merhaba. Merhaba. Kusura bakmayın rahatsız ediyorum ama. Aa, olur mu öyle şey? Buyurun lütfen. Aa, yok oturmayayım. Ben sadece Şebnem'i merak etmiştim. Geçerken bir kendime uğrayıp bakmak istedim. Ne kadar naziksiniz. Şebnem'in durumu gayet iyi. Ama buraya kadar zahmet etmişsiniz. Lütfen size bir kahve ikram edeyim. Peki. Kahvenizi sade içiyordunuz değil mi? Aha, evet. Teşekkür ederim. Müfit. Sen kafeye gitmiyor muydun? Yok. Hem Harun Bey ayıp olur yani. Sonra birlikte kalkarız zaten. Peki. Ya Kainat, çok özür dilerim. Tatsız oldu biraz. Senin bir suçun yok ki. İşte. Ya Ege bir şey soracağım sana ama... Sor. Senin... Nermin'e borcun falan mı var? Yani yapabileceğim bir şey varsa... Ya yok, önemli değil. Yani benim halledemeyeceğim bir şey değil. Sen hiç kafana takma. Pardon. Canım. Ablacığım ne yapıyorsun? İyiyim. Kafeye geldim demin. Sen ne yapıyorsun? Sesin kötü geliyor. Canım sıkkın biraz. Ne oldu? Biliyorsun ben matematikten özel ders alacaktım. Bir de dershaneye gidecektim. Evet. Olmuyor işte abla. Babamın durumunu biliyorsun. Yani oraya para kalmıyor. Ben sana bir söz verdim. Kazanacaktım üniversiteyi. İstanbul'a gelecektim ama... O paraya çok ihtiyaçları var abla. Üzülme Güneş'cim. Ben bir şekilde halledeceğim bu ders işini. Tamam. Bir yerden bulup buluşturacağım. Göndereceğim seni o hocaya. Dershaneye de gideceksin. Görüşürüz. Ben Şebnem için elimden gelen her şeyi yapmaya hazırım. Sizin branş neydi Harun Bey? Kardiyoloji mi, nöroloji mi? Müfit. Öyle demek istemedim Müfit Bey. Yani maddi manevi anlamda elimden gelen her şeyi yapmak istiyorum. Çok teşekkürler, sağ olun. Biz Şebnem'le yakından ilgileniyoruz zaten. Yapılması gereken ne varsa yapıyoruz. Kontrollerini aksatmayacak. Doktorlarla irtibat halindeyiz. Gerek yok sanırım. Herhangi bir gelişme olursa ben size haber veririm Harun Bey. Çok teşekkür ederim. Çok nazisiniz. Rica ederim. Memnun olurum. Ay, aman ya. İyi misin? Bir şey oldu mu? Yok yok. Dur, ben hallederim, dur. Al bunu. Geç sen otur, ben yapacağım, tamam. Dinlen biraz. İnsan nasıl unutabilir ki bunca yaşanmış şeyi? Ben yokum artık değil. Nasıl yok olabilir ki? La 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 la
soramadım. Neyse neyse, gereksiz muhabbetlerle zamanımızı harcamayalım. Şu boylarda pembeli yeşili fermuarlı bir cüzdan vardı. Bulanların danışmaya başvurmaları önlemle rica alınır. Bak, neden bende olduğunu düşündüğünü bilmiyorum. Ama cüzdanın bende değil. O zaman onu Armila ile kainata soracaksın. Anlamadım. Şöyle anlatayım. Hatta ben sizi yüzleştireyim de kim doğru söylüyor, kim Pinokyo'nun tahtına alak. Böylelikle hep beraber anlayalım, değil mi? Teşekkür ederim ya, zahmet oldu. Afiyet olsun. Kainat, ben deminden beri sorayım diyorum ama yani telefon konuşmanın birazına da kulak misafiri oldum. Bu güneşle ilgili durum nedir tam olarak? Yok bir şey. Canı sıkılmış biraz. Üniversiteye hazırlanıyor ya, gerilmiş. Ben de buradayım. Yanında değilim. Yani orada olsaydım yardımcı olurdum. Dertleşirdik falan. Ama... Anladım. Çok özledim kardeşim, biliyor musun? Kim özlemez ki? Ya belki birkaç günlüğüne kaçarsın, İzmir'e gidersin. Aileni görürsün, güneşle vakit geçirirsin. Ya da ne bileyim, o gelir senin yanına buraya. Merhaba. Hoş geldiniz. Sonra konuşuruz, olur mu? Her şey için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Görüşmesek daha iyi olur. Efendim? Ha, tabii diyorum, görüşürüz inşallah. İyi günler. İyi günler. Müfit. Bir şey oldu yok. Sadece bu adamı gözüm tutmadı. Bilmeni isterim. Aa, neden? Öyle işte. Acaba benimle ilgilendiği için kıskanmış olabilir misin? Ya ne alakası var ya? Ya sadece son derece gıcık bir tip, tamam mı? Yani haber vermeden buraya geliyor. Ya insan önce bir haber verir ya. Telefon açar. Belki müsait değiliz, belki evde değiliz. Bu ne ya? Ayıp. Seni bilmem ama ben son derece müsaitim. Yani sorun yok. Ha, hoşuna gitti yani gelmesi. Gitti diyelim. Ne olacak? Ne mi olacak? Ne olacak? Hiçbir şey olmayacak. Ben sadece seni uyarmak istedim. Yani öylesine. Tahmin etmiştim. Bir şey olsaydı yıllar önce olurdu. Heh, Aymila. Ya senin dersin 12'deydi değil mi? Hı hı, ne oldu ki? Ya ben Derya ile konuştum şimdi. Biz dersi birlikte verecektik. Çünkü bugün biraz kalabalık, bana yardım edecekti. Ama işi çıkmış gelemiyor. Ya sen bana yardım edersin değil mi? Ya vallahi bilmiyorum ki. Bilmeyecek bir şey yok. Herkes gelmiş içeride bekliyorlar, hadi. İyi de... Çok sağ ol, çok teşekkürler. Hadi bekliyorum. Aşağı bakan köpek pozisyonuna geçiyoruz hep birlikte. Ve başımızın yerden bir şeyin çektiğini hissediyoruz. Yere doğru ağırlaşıyor başımız. Evet arkadaşlar. Buldum seni, kalk. Canım, ne oldu ki? Niye geldin? Ne demek ne oldu ya? Cüzdan senin de, cüzdan senin de. Al sana Selim. Neredeymiş cüzdan, sor bakalım. Küçük Hanım, biz ders yapıyoruz. Çıkarsanız devam edelim, hadi. Çıkamam canım. Yap sen dersini. Hanımefendi, biz buraya rahatlamaya geliyoruz. Sizin zırıltınızı dinlemek zorunda değiliz. Ne dedin sen? Zırıltı mı dedin? Sen bana zırıltı mı dedin? Sen bana zırıltı diyemezsin. Niye biliyor musun? Çünkü şeytan bir son var karşında. Ya susup derse katılın? Ya da ben sizi zorla dışarı çıkartacağım. Şimdi herkes eş olsun üçüncü savaşçı pozisyonundan. Siz ikiniz, ikiniz, evet. Siz ikiniz, siz ikiniz, evet. Üçüncü savaşçı pozisyonu önce. Ben dersten sonra göstereceğim. İsterse
istersen, her ne olursa olsun, neyi istersen, gel istersen, sev istersen, her şey olur eğer gerçekten istersen. Ateşle barut yan yana olmaz ki. Biraz vaktin var mı? Var. Siparişleri hazırlarken konuşabiliriz. Ciddi bir konu yalnız. Ne oldu? Bir sorun mu var? Yok, bir sorun yok. Ya aslında daha önce konuşmalıydık ama. Peki. Kainat, bak ben öyle süslü püslü lafları pek beceremem. O yüzden direkt lafa gireceğim. Kainat, ben senden... Merhaba, şöyle buyurun. Sonra konuşsak olur mu? Şimdi müşterilerle ilgilenmem gerekiyor. Şimdi başlayacağız, yarım kalacak. Tabii doğru, haklısın. Sonra konuşuruz o zaman. Kolay gelsin. İkinci savaşçı pozisyonu. İkinci savaşçı. Çok güzel. Bravo. Bravo arkadaşlar. Almila çok güzel. Şişt. Şebnem. Ne? Yanlış yapıyorsun. Sen kendine bak be. Bak bunu böyle. Dokunmasana. Fırsatçı. Çok meraklıydım sanki. Evet, çok güzel arkadaşlar. Şimdi üçüncü savaşçı pozisyonuna geçiyoruz. Aynaya gel. Evet, aynı ayakla. Çok güzel. Harika. Bizimkimiz. Kapanışa yetiştiniz artık. 10 dakika 10 dakika. Çok çabuk ısınırım ben. He, iyi iyi, yanma da. Sen şimdi şey yap, Aymil hocayla sonraki derse girersin. Tamam, hadi. Niye ya, hazır gelmişken? Hocam, ama biz bugün hiç konsantre olamadık. Niye, sen portakal suyu musun? Savaşçı, bekle biraz. Haklısın öğrencim. Bunun yüzünden. Bak, hep senin yüzünden. Kardeşim, ben daha yeni geldim. Ya bırak, ben bir kere çok istekli bir yoga öğrencisiyim. Guru olacağım ben. Olursun, olursun. İyi o zaman. O zaman... Sen Önder'le yaş olursun, o da senin duruş bozukluklarını düzeltir o zaman. Ne ya, Allah Allah, çok doğru söylüyor. Hem böylece Aymir'e de kendi başına takılmış olur. Tut hocam. Şöyle durun hocam. Efendim? Hayırlı olsun Arda. Evleniyormuşsun.
Öyle oldu biraz. Bizim için de aynı oldu. Ya öyle oldu. Akşam buraya geliyorsun, seninle konuşuyoruz. Konu neydi? Türkiye'nin dış politikasının Balkan ülkeleri üzerindeki etkisi ve yansımaları. Ne? Akşam 9'da burada ol, bozuşmayalım. Son 10 saniye. Verdiniz, verdiniz. Vermediniz, ben size yapacağımı bilirim çünkü. Bak, bir daha söylemeyeceğim. Cüzdanın bende değil. Harika. Cüzdan Selim'de değilmiş. Aynılada da değil. Değil mi? Ha? Cüzdan yer yarıldı. Yerin dibine girdi çünkü. Değil mi? Ha? Vallahi ben de yani bilmiyorum ki, ben Selim'i aldı zannediyordum. Acaba o zaman bayram çıkarken bir başkası mı aldı acaba? Yeter. Gerçekten yeter. Ay, ne yapıyorsun? Şu anda karakola gidip hakkınızda tutanak tuttursam yeridir. Neden? Çünkü bu bir hırsızlık, değil mi? Dua edin ki keyfim yerinde. Çünkü evleniyorum. Yoksa hepiniz elimden zor kurtulurdunuz. Sen niye dikiliyorsun orada yalık hızlı gibi? Gideceğim yeri sen götüreceksin herhalde. Zaten geç kaldım. Bir de şimdi İstanbul trafiğidir. Yok taksici kalkısıdır, uğraşamam. Yürü, hadi. Ya nerede kaldın şey? Hadi ya. Şebnem nerede? İçeride mi? Şebnem evde yok. Alışveriş yapıyor. Zaten biz seninle Şebnem olmadan konuşmak istedik. Neden dersen, evlilik çok önemli bir konu. Öyle tabii. Yani bak, çok yakın zamanda çok tatsız bir şey yaşadık. Hatırlıyorsun değil mi? Şebnem'e evlenme teklif ettin. O da kabul etmedi. Hı? Geçti o günler. Geride kaldı. Arda, senin amacın ne? Yani benim amacım mutlu bir yuva kurmak. Başka ne olabilir ki? Başka ne olabilir ki? İşte biz de bunu merak ediyoruz. Şebnem'in hafızası yerinde olsa bu nikah olmaz. Sen ne diyorsun? O konuda hiç çekincem yok benim. Hani Şebnem'in hafızası yerine gelse de çok mutlu olacağımıza eminim. Yani sırf aklım başıma gelsin diye yaptı bütün bunları. Benim de aklım başıma geldi tabii. Ama bence yine de çok erken. Yani bu evlilik şu anda olamaz. Bunu aklından çıkar. Selam teyze. Herkes toplanmış. Şebnem, çarşıyı eve getirmişsin canım. Ay, öyle olacak tabii ki teyzoşum. Yani böyle Şebnem Gülsoy bir kere evleniyor. Tabii ki her şeyin en tatlısını, en güzelini, en pahalısını, en taşlı tuşlusunu olacak değil mi?